Merhaba arkadaşlar, ben Gökhan Zengin. Üçüncü dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde anlayacağınız dilde hızlı bir şekilde convert işlemlerini anlatacağım. Hemen lafı uzatmadan programımızı açalım. New Project, Windows Form Application, buraya underscore convert işlemleri diyorum. Enter'lıyorum. Şimdi direkt Toolbox'tan bir tane buton atıyoruz. Bunun Properties kısmına, text özelliğine, string parantezleri aç kapa metodu yazıyorum. Name kısmına da btn toString yazıyorum ve çift tıklıyorum. Click event'ını tetikledik. Şimdi anlatmam gereken kısmı anlatayım arkadaşlar. ToString bir metot arkadaşlar. ToString metodu herhangi bir değişkeni mesela integer veri tipinde oluşturmuş bir değişkenimiz var. Bunu metinsel bir hale getireceğiz. String hatırlarsanız bir önceki dersimizde metinsel bir veri tipimizdi. Mesela integer'da sayısal bir veri tipimizde. Integer'ı metinsel olarak göstermemiz gerekecek bazen. Mesela message box'ta hani ekrana pencerede yazdırıyorduk ya. Mesela orada bir metinsel ifade gösteriyoruz aslında. Sayısal bir ifade değil de metinsel ifade gösteriyoruz. Bunu sağlayabilmemiz için bize bir toString ihtiyacımız doğuyor. String'e çevirme ihtiyacımız duyuyor. Orada hemen toString metodu bize yardımcı oluyor. Hemen şöyle küçük bir örneğimize geçelim arkadaşlar. Integer sayı eşittir 25 diyorum. Byte tipinde sayı 2 eşittir 24 diyorum. Long tipinde olsun. Bunlar hep sayısal veri tipleri. 3 123 yapıyorum. Decimal tipinde veri tipinde sayı 4 ondalıklı bu. Ondalıklı veri tipimiz 123.345. Desimallarda hatırlıyorsanız geçenki derste sonuna m2'ni koymamız gerekiyordu. Bu arada m arkadaşlar money, yani Türkçesi para, İngilizce'de money. Money'nin ilk baş harfidir. Genellikle para birimlerinde kullanılır desimal veri tipi. Bu yüzden m2'ni ekliyoruz. Son olarak da bir bool yapalım. Sonuç eşittir false. True false'tu bunun alabileceği değer, hatırlıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar şöyle nereye yazalım? Şuraya bir yorum satırı yazacağım. String haricindeki herhangi bir veri tipinde oluşturulmuş, işte bu integer, byte, long, decimal, bool gibi olan bir değişkeni bir metin şeklinde dışarıya yazdırmak için, yani messagebox.show metodu mutlaka onu string veri tipine çevirmelisiniz. Çevirmezsek ne olur? Onun hatasını da göstereceğim size. Çünkü bir değerin yazdırılması demek onun metin halinde gösterilmesi demektir. Şimdi toString metodu tüm veri tiplerinde ve nesnelerde yer alan standart bir metottur. Hemen hemen kullanılan tüm değerler bir şekilde metin halinde kullanabileceği için .NET mimarları bizlere bir değerin metin haline çevrilmesini sağlayacak bir kısa yol sunmuştur. Bu da toString metodu arkadaşlar. Şimdi mesela sayı adlı değişkenimizi bir messagebox'a gösterelim, ekrana yazdıralım. Messagebox.show açalım. Bizden şurada bakın. Biz bunlara overload diyoruz. Bunları bakın, şurada 21 tane var. Biz birinci overload'undayız. 2, 3, 4 diye
gidiyor ve her overload'da bizden farklı şeyler isteyebiliyor. Bizim kullanacağımız standart da bu ilk etapta. Sadece string bir text, yani metinsel bir yazı sadece text. Şimdi metinsel normal şartlarda string nasıl gösteriyorduk burada? Parantezleri açıp çift tırnakları, pardon, çift tırnakları koyup arasına değer giriyorduk. Bunu gösteriyorduk. Tamam. Şimdi biz metinsel değil de sayısal bir değişkeni göstermek istiyoruz. Mesela nedir? Sayıyı. Sayıyı gösterdik. Kapatalım. Bakalım ne olacak. F6 ile derliyorum. Bana dediği şey, integer bir değeri string'e çevirmeniz gerekiyor. Çünkü MrsBox.show bizden string bir değer ister. Çünkü ekrana yazı yazdırmamak için metinsel olması gerekiyor. Şurada yazdığımız yorum satırındaki gibi. O yüzden bizim bunu göstermemiz için sayıdan sonra nokta, buradan açılan yerden tosinlikli metodunu çalıştırmamız gerekiyor. Bu herhangi bir veri tipine, string harici, integer, byte, long fark etmiyor. Herhangi bir veri tipine string'e çevirmemizi olanak sağlıyor hızlı bir şekilde. ToString diyoruz. Metotlarda parantez açma ve kapatma vardır. Kesinlikle bu yapılacak. Şimdi bize kızmıyor, bakın. F6 ile derliyorum. Hiçbir sıkıntı yok. F5 ile uygulamaya çalışıyorum. String metoduna tıklıyorum. Evet. Bize 25 değerini gösterdi. Sayı değişkenini. Şimdi biz bunu byte için de yapalım hızlı bir şekilde. Show sayı 2 nokta toString. Hızlı bir şekilde üçüncüyle yapalım. MrsBox nokta show sayı 4 için de aynı işlemi yapalım. Ve MrsBox nokta show sayı 5 için de aynı şey, pardon, sayı 5 değil de sonuç yazmıştık. Sonuç için de aynı şeyi yapalım. Şimdi 5 tane arka arkaya yaptığımız için bize 5 tane sırasıyla mesaj kutusunda gösterecek. Önce 25'i gösterecek bize. Okey dedik. İkinci değişkenimiz 24 değerini gösterdi. Üçüncüsü 123. Dördüncüsü 123,345. Ve son beşinci değişkenimiz bool tipinde false gösterdi. Burada toString metodu arkadaşlar, string harici bir veri tipine, değişkeni string'e çevirmeye yarar. Olay bu. ToString sadece buna yarar. Şimdilik bunu bilin. Form ekranına tekrar geri geçiyorum. Buradan geliyorum. Kopyalıyorum. Paslıyorum. Aynı boyutlarda buraya bir tane yapıştırıyorum, kopyalayıp. Şimdi bunun F4 ile açtım. Properties ekranı. Text'ine convert sınıfı diyorum. BTN convert sınıfı yazdım. Şimdi buna çift tıklıyorum arkadaşlar. Şimdi convert sınıfını göreceğiz arkadaşlar. Şimdi bu üstte oluşturduğumuz değişkenler, tamam, sayısal değişkenlerimizi biz metinsel hale çevirdik. Ancak şöyle bir durum var. Şuraya not düşmek istiyorum. Not diye. Bir değeri metinsel hale getirdiğiniz anda bir önceki veri tipinde yer alan, mesela integer'ı string'e çevirdik. Bir önceki veri tipinde yer alan, yani integer'de yer alan mesela özellikleri kaybedersiniz. Örneğin sayı adlı değişkeni string hale getirdiğinizde artık onunla matematiksel bir işlem yapamazsınız. Şimdi küçük bir örneğe geçmek istiyorum. String metin eşittir 1 2 3 yapsın. String metin 2 eşittir 45 yapsın. Şimdi MrsBox, pardon, şurayı şöyle.